Bugün 23 Mart Meteoroloji Günü'nde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meteoroloji öğrencileri bizimle. METAR, Meteorolojik Araştırmalar Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz bu sohbetimizde meteoroloji mühendisliği, bölüm hakkındaki görüşler, iş imkanları ve öğrencilerin hayalleri hakkında buluttan olarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hazırsanız başlıyoruz. Devlette veya özel sektörde çalışılabiliyor. Yani devlette özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri veya Devlet Hava Meydanları İşletmesi de çalışılabilir. Veya özel sektörde de şirketler var, meteoroloji mühendislerine olan. O şekilde de çalışılabiliyor. Yani açıkçası bence sıkıcı şu an sistem. Yani çok tek düze gelmiş ve geliştirilmemiş bir sistem üzerine ilerliyor meteoroloji. Ve bizim sadece hava tahmini ya da enerjiden ibaret olduğumuz zannediliyor. Bunun aksine aslında geliştirilebilecek bir sürü alan var. Ve açıkçası bunların bize sunulmadığını düşünüyorum. Türkiye şartlarında zaten yeterince kaos olan bir ülke. Biz kendimizi bu konuda geliştiremiyoruz. Aksine daha körelecek bir şekilde devam ediyoruz. Yurt dışı bu anlamda çok daha iyi ama tabii ki onlar da daha geliştirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani daha yapılacak çok iş var gibi duruyor. Meteoroloji mühendisliğinde siz de bahsettiniz az önce. Dünyadaki ve Türkiye'deki özellikle sektörel olarak farklılıklar neler gördünüz? Benim biraz gördüğüm şu, yani ihtiyaca yönelik olduğu için mesela Amerika ile biz kendimizi biraz daha kıyaslayamayız. Belki ileriki zamanda bu beklenmeyen ani hava olaylarından dolayı belki bir nebze yaklaşabiliriz ama yani Amerika'da olan bir hortum ya da fırtınanın etkisiyle Türkiye'deki etki aynı değil. O yüzden verilen değer de aynı değil. Bu yüzden değişiklik gösteriyor. Bence ileriki aşamada da biraz yaklaşacağız gibi geliyor şu an hava şartlarıyla. Okuduğunuz bölümde teknoloji ve yazılım konusu ne durumda? Bunun etkisini hissediyor musunuz? Yazılı bilmem gerekiyor, teknolojiyi takip etmem gerekiyor gibi. Yoksa okuldaki öğretilenlerin üzerine koymamız gerekiyor bu konuda. Ortak kılavuz ders olarak Python öğreniyoruz zaten ama okulda öğrendiğimiz Python hiçbir işimize yaramıyor. Yani onu ekstradan çalışmamız ve üstüne eklememiz gerekiyor. Onun dışında bölümde R, işte Ferret, NCR gibi daha çok görsel değişim üzerine programlar öğreniyoruz. Ama tabii bunlar da derslerle öğrendiklerimiz üstüne eklememiz gereken birçok noktası oluyor. Bölüme girerken neyi hayal ederek girdiniz? Neyi düşünerek bu bölümü seçtiniz? Bölüme girerken aslında benim düşüncem diğer hani mesleklere göre garanti iş imkanı olmasıydı. Hani bir yandan onu araştırdığımda diğer mühendisliklerdeki alımlar çok az meteoroloji mühendisliğine göre. Onun haricinde coğrafyaya olan hevesim de yüksekti. O yüzden hani biraz da bu bölüm kafama yatmıştı. O yüzden seçtim bu bölümü. Girdikten sonra hayal ettiğin arasında bir fark gördüm ya da zorlandın mı? Yani çok tek düşünüyordum ama değilmiş falan. Yani aslında başlarda hani genelde havuz dersleri olduğu için bölümde pek alakamız olmuyor. Ondan sonra bir de bize pandemi sürecinde olduğu için online'da da pek bir verim alamadık. Ya yani bölüm aslında benim tanıma sürecim bu sene. Son sene oldu biraz da bitirmeye yönelik olduğu için. Ama ya bölümden memnunum şu anda. İstediğim hani alanı nasıl seçeceğimi düşünüyordum. Enerji üzerine yürümem şu anda. İşte rüzgar enerjisi üzerine bitirmemi yapıyorum. Memnunum yani. Bir de bence geliştirilmeye çok açık bir bölüm. O yüzden de bir sürü farklı alan var. Yani hani mezun veren zaten iki üniversite var şu anda Türkiye'de. Yurt dışında da çok fazla o yani var tabii ki ama diğer meslek gruplarına göre o kadar fazla mezun veren bir bölüm olmadığı için daha fazla bir şeyler başarılabilir gibi, daha keşfedilecek çok şey var gibi bir bölüm olmuş. Aynen. Onun üzerine şunu sorayım. Ne alanda çalışmalar yapmak istiyorsunuz? Hangi sektörlere yönelmek istiyorsunuz? Meteoroloji ve mühendisliği mezun olduktan sonra diyeyim. Ben ilk girdiğimde aslında fizik olarak düşünüyordum. Hani atmosfer fiziği falan, kar atmosfer fiziği çalışırım şeklinde. Şu an daha çok enerji veya iklim modellemesi gibi düşünüyorum. Bu veri görselleştirme, veri analizi daha çok ilgimi çekmeye başladı. Şu an iklim modellemesi düşünüyorum. Ben ilk bölüme yönlendiğim sırada ilk de iklim odaklı gelmiştim. Ama daha sonra bu model bilgisi vesaire olmadığı için şu an ben de Aleyna gibi hani
veriyi inceleyip daha sonra modelleme üzerine, yani yine iklim üzerine ama en temelinde veri odaklı düşünüyorum. Ben ülkemizi biraz daha kısıtlama, eğer yurt dışı imkanı olursa yukarı atmosferde çalışmak istiyorum. Uzay havasını, özellikle güneşi çalışmayı düşünüyorum radyasyonu. Şu anda böyle bir planım var. Önceden Türkiye'de meteorolojinin bütün alanlarına hitap eden bir özel şirket yoktu. Geçen sene Bulutan'ın kurulmasıyla artık böyle bir şirket var diyebiliriz. Bulutan hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu öğrenmek istiyoruz. Açıkçası hem okuduğumuz bölüm ya meteoroloji mühendisliğini hem de gördüğümüz işte veri bilimini zaten bu veri analizi ekonomi okuyan öğrenciler de görüyor, diğer mühendisler de görüyor. Ama biz hem meteoroloji hem veri analizini buluttan da çok iyi bir şekilde çalışabileceğimize inanıyoruz. Bu konuda gelecek vaat ediyor ve bence diğer özel şirketlerin de önünü açabilecek bir girişim. Yani Türkiye'de ilk olması aslında veya yani ilk ve tek olması hatta şu an için en azından. Önemli bir adım. Yani Yaren'in dediği gibi önünü açması açısından çok çok büyük bir adım hatta. Daha önce küçük küçük en hava durumu app'leri, startup'ları onları biliyoruz. Onları herkes yapıyor ama bu anlamda meteorolojinin tüm alanlarını içeren bir startup veya küçük bir şirket girişimi çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Ben şirkette çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta Yaren de bahsetti veri analizini. Veriniz konusunda kendini geliştirmek açısından da çok iyi olabilir burada bulunmak ve aynı zamanda meteoroloji mühendisliği için de bence gerçekten önünü açıyor böyle bir şirketin varlığınızı. Bu şekilde. Son zamanlarda gördüğümüz meteoroloji kavramını çok daha farklı bir şekilde bulutlar bize sunuyor. Aslında gerçekten meteoroloji mühendisliği ne, meteoroloji ne bunu çok güzel bir şekilde aktarıyor buluttan. Sıradan değil, sıkıcı değil. O yüzden de bence gençlere, yani biz mezunlara, mezun olacaklara çok daha farklı, güzel bir şekilde hitap ediyor. Aynı zamanda şu an hali hazırda olan okumak isteyenlere ya da aklında bile olmayanlara aslında okumak isteme isteğini oluşturduğunu düşünüyorum. Ülkemizde böyle bir şey yoktu şu ana kadar ve bence çok güzel bir renk kattı bizim sektörümüze. Reklam alsak böyle sorulmaz. Özel sektör olarak baktığımız zaman devlete göre kesinlikle kendimizi geliştirebileceğimiz yerler buralar. O yüzden ben de kesinlikle hani artmasını ve gelişmesini destekliyorum. Onun haricinde istediğimiz zaman herhangi bir çalışmada veri teminatı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bölüm olarak. Hani bu tarz şirketlerin bulamayacağı bölgelerdeki veri üzerine çalışmaları sayesinde daha çok hani yardımcı dokunacağını düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle herkesin de 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutlamış olalım. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.